işlenmeyen demir paslanar. Aziz dostum, indi sənə Azalya adlı bir kız hakkında danışacağım. Azalya gilin evi, yamyaşıl ağaçları, güzel çiçekleri, ətirli meyveler olan bir kentdə yerleşirdi. Azalya uzun saçlı, qara gözlü, al yanaklı bir kızdır. Ailənin yeganə övladı olan Azalya yaman tembel kız idi. Anası bütün gün ev yığışdırar, yemek pişirər, qabları, paltarları yuyardı. Azalya ise hiç vaxt anasına kömək etməzdi. Bir kənarda oturub anasını izləyərdi. Ana kızını çok sevdiği için onun xətrinə dəymək istəmirdi. Amma Azalya'nın bu tembelliğinden de narahat idi. Bir gün ana kızını yanına çağırıp onunla söhbət etmək qərarına geldi. Benim güzel kızım, ben artık yaşlanıram, çok yoruluram. Deyirəm, belki sen de ev işlerinde kömək edəsən. Mənə kömək etsən, işlerim tez qutarar. Seninle söhbət etmeye de vaxtımız çok olar. Anasının sözleri Azalya'nın hiç hoşuna gelmedi. Ana, axı ben iş görsem yorularım. Birden işlemekten saçlarım, ellerim, gözlerim xarab olar. Çirkinleşerim. Yox, ben işlemek istemiyorum. Hemşe böyle güzel kalmak istiyorum. Ana başa düşdü ki, Azalya'nın fikrini değiştirmek asan olmayacak. Hiçbir iş görmeden boş oturmağın ne kadar zararlı olduğunu başa salmak için başka bir yol tapmak lazım idi. Ana odun sobasını yanındaki qabdan bir odun parçası getirip Azalya'ya verdi ve dedi: "Kızım, senden hiçbir iş görmeyi istemiyorum. Birce şey isteyeceğim. Bu odun parçasını götür ve elə oturduğun yerdə onu istediğin kimi yum. İstesen bu işle bir il məşğul ol." "Hey ana, bu iş məni yormaz, gözəlimə də zərər vurmaz. Mən razı." Ana mətbəxtdən iki ədəd bıçaq gətirir. "Azalya, bu bıçaqlardan biriyle odun yanacaqsan, o birini isə bir il saxlayacaqsan, heç işlətməyəcəksən." Azalya anası ilə razılaşır. Zaman su kimi axıb gedir. Bir il tamam olur. Azalya anasının yanına gəlib deyir: "Anacan, artık bir il tamam oldu. Senin dediğin gibi her gün bu odunu biraz yondum. O biri bıçağı ise hiç işletmedim." "Aferin benim ağıllı kızım. İndi o işletmediğin bıçağı da getir gel." Azalya işlenmeyen bıçağı gizlettiği yerden çıxardı. Çok təəccübləndi. Bıçak paslanmışdı. "Ana, ay ana, bu bıçak paslanıb. Ne pis olub. Benim işlettiğim bıçak ise par par parıldayır. İşlenmeyen bıçak ise paslıdır. Bu necə oldu?" "Hey güzel kızım, benim sana başa salmak istediğim de elə bu idi. Bir işle məşğul olmak, biraz yorulmak insanın gözəliyinə xələl gətirməz. Əksinə işləyən, çalışan, bir işlə məşğul olan adamlar bax bu odun yonduğun bıçaq kimi parıldayar. Tənbəllik edib boş-boş oturan, mənasız yerə zaman keçirən insanlar isə o gizlətdiyin bıçaq kimi paslanar, lazımsızlaşar." Bu hadisə Azalya'ya dərs oldu. O gündən sonra Azalya heç boş dayanmadı. Həm anasına evdə kömək etdi, həm həyətə çıxaraq ağaçlara, heyvanlara qulluq etdi. Ətrafa daha faydalı işlər görmək üçün həmişə çalışdı. Əziz balalar, işlənməyən dəmir paslanar atalar sözü tənbəllik edərək boş bekar oturan adamların zamanla iş görmə qabiliyyətini itirməsi, həm özünə, həm ətrafa lazımsız olması, çalışqan işgüzar insanların isə getdikcə daha yararlı, uğurlu və lazımlı insan olması mənasında işlədilir. Hələlik dostlar.